Herkese merhabalar. Beş fen birinci dönem birinci yazı. Hazır mısın Tonguç Eylül Hanım Değilim hocam. Harikasın zaten o yüzden buradasın. Hazırlanacağız seninle beraber. Biliyorum hazır değiliz ama şimdi süper bir çalışmayla inşallah birinci yazılıdan 100 almayı hedefliyoruz. Peki nasıl çalışacağız? İlk başta bu videomuzda ilk başta bir öğrenci notlarımızla yani konu özetlerimizle. Biliyorsun belli, işlediğimiz konular belli. İlk başta güneş, dünya, ay ve sonrasında canlılar dünyası konularımızdan sorumluyuz. Birinci yazılımızda ardından ardından süper sorularımız. Boşluk doldurma, aynı zamanda işte doğru yanlış, işte e, seç Çenekli sorular ve benzeri süper bir yazılı provamız var. Seninle beraber yapacağımız ve istersen YouTube'un yeni özelliği sayesinde konu özetlerini hemen atlayabilirsin. Aşağıda zaman kodları var. Böyle kaydırabiliyorsun videoyu. Aynı zamanda istediğin konu özetini, aynı zamanda istediğin soru, soruları da atlayabilirsin. Sorulu çözümüne de atlayabilirsin. Yazılı kısmı ve konu özeti kısmında oluşuyor videomuz. Biliyorsun evladım benim Milliyetin Bakanlığı yazılılarda ne yapıyor? Yazılılarda Diyor ki öğretmenlerimize kazanımlardan sorumlu öğrencilerimiz ve kazanımlardan sorular hazırlayın. Biz de öğrencilerimize soruları kazanımlardan hazırlıyoruz. Dolayısıyla gerçekten sınavda karşına gelebilecek yazılı provalarını beraber seninle çözeceğiz. İlk baş özetimizi yapacağız ve, ve şunu da unutmanı, unutmamanı istiyorum. Birinci dönem yazılı notlarımız birinci ve ikinci yazılı ikisini de kapsıyor. Şimdi aslında hem birinci yazılıya sonra da ikinci yazılıya birinci dönem için kullanabilirsin. Fen kısmını hemen şöyle açmak istiyorum seninle beraber. Bak birinciden birinci yazılı fen kısmında ve ilk başta Kavramlar bilmemiz gereken kavramlar ardından buradaki özetlerimiz bak elim kadar zaten küçücük ve her yere taşıyabilirsin okulda serviste aynı zamanda işte evde her zaman bunları tekrar edebilirsin ve bu tekrarların sayesinde inşallah sınavda da süper notlar alacağız seninle beraber hadi bakalım o zaman şimdi özetlerimizle başlayalım biliyorsun bir de programımızda bütün derslerimiz geliyor bütün derslerimizde. E senle beraber inşallah en iyi notları hedefliyoruz. Hadi bakalım özetlerimize başlayalım. Bir kere ilk öğrendiğimiz konu yani ilk ünitemiz Güneş Dünya Aydı. Güneş Dünya Aydı neyi bilmemiz gerekiyordu? Güneşin özellikleri ve Ayın özelliklerini bilmemiz gerekiyordu. Dünyamız zaten katmanlardan oluşuyordu biliyorduk ve aynı şekilde Güneşte katmanlardan oluşuyordu. En içte çekirdek vardı. Sonrasında ışık küre, renk küre, taç küre gibi katmanlarımız vardı güneşin içerisinde. Isı ve ışık kaynağımızı biliyorsun dünyanın en fazla ihtiyacı olan Enerji aslında güneşten geliyor ve güneş olmasa gerçekten dünyada ne bitki do ne bitkiler büyür ve sonrasında biz nasıl biz beslenemeyiz çünkü bitkiler mesela inekler bitkileri yiyor. Sonrasında biz inekleri ve bitkileri hepsini yiyoruz ve bunların hiçbirisi olmazdı ve dolayısıyla dünyanın asıl enerji kaynağı güneştir diyebiliriz. Orta büyüklükte bir yıldız, Güneş bir yıldızdır ve dünyanın yaşam kaynağıdır ve yüzeyinde güneş lekeleri bulunuyor. Aslında Güneşin sıcaklığı çok fazla ama belli bölgelerinde böyle böyle lekeler bulunuyor. Bu lekeler aslında sıcaklığın birazcık daha düşük olduğu yerler diyebilirsin. Güneş sıcak gazlardan oluşuyor. Bunu biliyoruz ve şekli neye benziyor oğlum benim? Topa benziyor hocam. Harikasın. Topa demiyoruz da işte hani bilimde küreye benzer diyoruz. Yani topa benziyor gerçekten ama küreye benziyor diyoruz. Ve unutmayalım en çok hidrojen gazı içeriyor ve helyum gazları ve benzeri bunun içine gerçekten büyük olaylar gerçekleşiyor. O yüzden enerji çıkıyor ortaya. Ve Ay'a baktığımız zaman dünyanın doğal uydusu. Biz güneş sisteminin içerisinde dünya ile beraber güneşin etrafına dönüyoruz. Ay ise dünyanın doğal uydusu. Asla ve asla ışık kaynağı değil. Sadece güneşten aldığı ışığı yansıtıyor. Bak ay deyince hemen aklımıza ayna gelsin. Ayna gibi ışığı yansıtıyor. Ayna lamba mıdır? Değildir. Lamba budur. Bak bu lambamız budur aslında. Bize ışık veriyor, ısı veriyor, ışık veriyor, her şeyi veriyor. Ama şunu unutmayalım. Ayna ışığı sadece yansıtıyor. Yansıtıp bize gönderiyor. Geceliğin bizim aydınlanmamızı sağlıyor diyoruz. Ve şunu da unutmayalım. Ay da şekli neye benzer evladım benim? Ee, küreye çok benziyor hocam. Harikasın bu sefer bilimsel bir açıklama yaptın. Gerçekten küreye benziyor. Bak güneş, dünya, ay bunların hepsi küreye benzer yapıda. şunu bunu da unutmayalım. Ve aynı zamanda ayın özelliklerini birazcık daha incelediğim zaman dünyanın uydusu kendisi ve doğal uydusudur. Ayda yaşam henüz mümkün değil. Çünkü ayda atmosfer yok. Yani yok diye kabul ediyoruz. Çok, çok ince bir atmosfer tabakası ama onu yok kabul ediyoruz. Biz gece gündüz sıcaklık farkları böyle yüzlerce derece. Dolayısıyla hani çok fazla olduğu için insanın yaşamasına uygun değil. Hava olayları olmuyor. Yüzeyinde incecik bir toz tabakası var. Ama hava olayları yağmur, kar, kar dolu işte rüzgar ve benzeri oluşmadığı için de orada mesela ayak izi var. Neil Armstrong aya ilk ayak basan e, astronot aslında hala duruyor. Yani 1969'dan beri yani kaç seneden? Beri duruyor çünkü rüzgar esmiyor ki şey olmuyor ki işte bak bu da bir sınav sorusu yani Ayda ayak izinin neden hala durduğunu nasıl açıklayabiliriz aslında Ayda atmosfer olayları yani hava olayları olmuyor unutmayalım hatta buraya da bir yere ekleyelim burada hava hava olayları olayları olmaz bunun yüzünden de Ayak izleri, bak bunu lütfen not alın. Ayak izleri kalıcıdır. Mesela bu da bir örnek diye söyleyebiliriz. Ayın üzerinde kraterler yani delikler vardır böyle. Çünkü asteroitler burada göktaşları taşları taş e, çarpar ve burada delikler açmıştır. Çünkü Dünya gibi bizim dünyamızda bir atmosfer tabakası var, bizi koruyor aslında. Ama Ay'da böyle bir atmosfer tabakası olmadığından dolayı diyoruz. Şimdi Güneş, Dünya, Ay'ın birbirleri arasındaki ilişkisine baktığımız zaman Dünya Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapıyor. Dünya Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapıyor. Ay Dünya'nın etrafında dolanma hareketi yapıyor. Bak Dünya Güneş'in etrafında dolanıyor çünkü bu abimiz Güneş sisteminin içerisinde biz parçayız. E, ay da Dünya'nın etrafında dolanıyor. Ama bunların her birisi saat yönünün tersine, yani e, aslında doğu, batıdan doğuya doğru saat yönünün tersi, batıdan doğuya doğru dönme hareketi yapıyor. Güneş de dönüyor, Dünya da e, dönüyor, e, Ay da dönüyor kendi ekseni etrafında. Ama ne dedik? Dünya aynı zamanda dolanıyor. Neyin etrafında? Güneşin etrafında. Ay aynı zamanda dolanıyor. Neyin etrafında? Abisinin yani dünyanın etrafında. Yani her zaman küçük olan büyük olanın etrafına dolanıyor onu bileceğiz. Ama kendi ekseni etrafında böyle böyle dönüyorlar diyoruz. Yani şu eksen etrafında böyle böyle top gibi topaç gibi dönüyorlar diye düşünebiliriz. Şunu da unutmayalım. E, ayın aslında bir tane dolanma hareketi yok. Ayın aslında İki tane dolanma hareketi var. Bir dünyanın etrafında dolanıyor. Bir de güneşin etrafında dolanıyor. Neden? Çünkü dünya dolanıyor ya. Ay da onun peşinde koşuyor. Kuşu olurken aslında güneşin etrafında da dolanmış oluyor. O zaman birçok hareket var. Yani güneşin sadece tek bir hareketi var. Bak güneş için bir hareket var. Dönme hareketi. Kendi ekseni etrafında dönüyorlar. Dünya için... Dönme kendi ekseni etrafında dönme ve Güneş'in etrafında dolanma hareketi var. Ay içinde kendi ekseni etrafında dönme, Dünya'nın etrafında dolanma, Güneş'in etrafında da dolaylı bir şekilde Dünya ile beraber dolanma hareketi var. Üç tane hareketi var diye düşünebiliriz. Gerçekten komplike. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Dünya'nın dönme hareketi 24 saatte tamamlanıyor. Ama güneş etrafında dolanma hareketi ise 365 gün yani bir yılda tamamlanıyor. Ayın ayın e, dünya etrafında dolanma hareketi bir ayda tamamlanıyor. Zaten o yüzden ay diyoruz ve ayın hep aynı yüzünü görürüz. Ayın hep aynı yüzünü görürüz. Neden evladım benim hep aynı yüzünü görürüz? Bilemedim hocam. Aynen evet gerçekten bu önemli unutmuş olabilirsin. Bravo diyorum sana. Bilmemen değil öğrenmemen ayıp. O dolayısıyla hep aynı yüzü görmemin sebebi aslında dünyanın etrafında dolanma hareketi de kendi ekseni etrafında dönme hareketiyle aynı. Yani dönme hareketiyle dolanma hareketinin süreleri aynı. Süreleri aynı olduğundan dolayı hep aynı yüzünü görürüz. Hatta işte gördüğümüz kraterlere de adlar vermişizdir dünya üzerinden baktığımız zaman. Şimdi ayın evrelerine bakalım ve bu güneş dünya ay ünitesindeki ilk kısmı bitirelim. Ayın evreleri ana evreleri var bir de ara evreleri var. Bizim Türk bayrağımızdaki hilal aslında ara evrelerinden geliyor. Şimdi ana evrelerinde yeni ay var. Tamamı hiçbir şey görmüyoruz. Aslında hiçbir şey göremediğimiz kısma yeni ay diyoruz evladım benim. Ve tamamını gördüğümüz kısma bizim en fazla bildiğimiz bu işte top gibi dolunay diyoruz. Şimdi ilk dördünde... D harfi görüyoruz. Bak böyle bir D harfi görüyoruz. Yani sağ tarafını görüyoruz ilk dördünde. Son dördünde sol tarafını parlak görüyoruz. Bak son sol. Dolayısıyla son dördünde sol tarafını görüyoruz. İlk dördünde sağ tarafını görüyoruz. Yeni ayda ise hiçbir şeyini görmüyoruz. Kusura bakma tamamen kapkaranlık oluyor. Dolunayda tamamen yüz yuvarlak oluyor. İşte ayın ana evreleri bunlar. Dört tane ana evresi var. Ve bunların her birisi toplamda her ay gördüğümüz evreler yani bir ayda bir dönüyor bunlar. Mesela e, dolunay olduktan sonra bir ay sonra tekrar dolunay oluyor. Yani şu bütün evrelerin oluşum süreci toplamda bir ay ve bir ay içerisinde eskiden ay takvim vardı mesela. Ay takvimine göre e, yaşıyordu insanlar. E, sonrasında tabii güneş takvimine geçmiş olduk. Ara evreleri de bununla bunun arasında. İşte hilal oluyor. Ondan sonra şişkin ay oluyor bunda bunlar arasında. Sonra bunlar arasında yine şişkin ay oluyor. Sonrasında yine hilal oluyor şeklinde ara evrelerimizde var diyebiliriz. Şimdi geldik canlılar konumuza. Canlılar konumuzda kesinlikle ve kesinlikle canlıları kaç parçaya ayırdığımızı, niye ayırdığımızı bilmemiz gerekiyor. Canlıları bir kere daha kolay inceleyelim diye ve daha rahat anlayalım diye ne yapıyoruz? dört temel parçada inceliyoruz. Bu dört temel parça nelerdir? Canlılar aslında bir mikroskobik canlılar, iki mantarlar, üç bitkiler ve dört hayvanlardır. Yani biz eskiden normalde ta eski bilim insanları demişler ki bitkiler hayvanlar bu kadar kardeşim fazla uzatmaya gerek yok demişler. Çünkü gerçekten de bitkiler otlar var. Bunlar da canlıdır çünkü bunlar da yaşıyor su alıyor tüketiyor falan filan güneşe dönüyorlar falan filan. Mesela ayçiçeği böyle böyle kafasını çevirir. Peki omur hayvanlarda işte köpek köpekler omurgalı omurgasız hayvanlar şekli iki yerliyoruz tamam falan filan ama bu da şunu unutmayalım. Sonrasında mikroskop geliştikçe mikroskobu öğrendikten sonra ne öğrendik? Mikroskopla baktığımız zaman yani küçük küçük canlılar olduğunu gördük. Gö gözle göremediğimiz küçüklükte canlılar olduğunu. Mesela bakteriler en önemli örneklerinden bir tanesi. Bakteri mesela amip, mesela öglena. Bak bu amipin re resmi. Öglena ondan sonra e, paramesyum, paramesyum. Ondan sonra terlik hayvan. Bunların her birisi aslında mikroskobik canlılar sıfatına giriyor. Yani mikroskobun altında görebilen canlılara mikroskobik canlılar diyoruz biz. Bakterileri mesela mikroskobun altında görebiliyoruz. Sonrasında bir de insanlar ya mantarlar böyle yerden bitiyorlar. Aynı bitkiye benziyorlar. Eskiden bitki zannediyorlardı bunları. Ama sonrasında bir baklar mantarlar üzerinde araştırma yaptıklarında mantarların aslında Bitki olmadığını fark ettiler ve sonrasında ne dediler biliyor musun? Tamam bitkiler hayvanlar vardı mikroskopik canlıları da bulmuştuk ama ya mantarlar bitki değil ki biz nasıl bunların arasına koyabiliyoruz? Çünkü mantarlar aynı hayvanlar gibi. ...yemek başkalarından muhtaçlar... ...yemeklerini başkalarından almak zorundalar... ...ama bitkilerin öyle bir şey yok ki... ...bitkilerin e, kendi besinlerini kendileri üretebiliyor... ...ama mantar üretemiyor... ...o zaman bitki olamazlar bunlar diyerekten tak diye... ...mantarları da ayırdılar... ...o zaman dört tane canlı grubu ortaya çıktı... ...yani canlıları biz kolay inceleyebilmek için... ...rahatlıkla inceleyebilmek için ne yaptık? Dört gruba ayırdık ve dört grupta farklı farklı canlılar var. Mantarlara baktığımız zaman bir küf mantarları var. Ölü, atık ve bunların her birisini aslında küf mantarları... ...mesela besinlerin e, küflenip e, tekrar yok olmasını ve döngüye katılması, madde döngüsüne katılmasını sağlıyorlar. Mesela maya mantarları işte maya peyniri yapmaya yarıyor. Aynı zamanda işte farklı farklı ekmeği mayalanmasını sağlıyor. Bunlar da aslında gerçekten bizim için çok yararlı kısımları da var. Maya mantarlarının hayatımız için açısından da çok değerli. Mesela küf mantarları da çok değerli. Mesela e, küf mantarları eğer besinleri küflendirip de mesela ekmeği küflendirip de limonu küflendirip de yok etmeseydi Hip. Bayat besin yemek zorunda kalacaktık ama taze besinleri bu şekilde ayırt edebiliyoruz. Mesela şapkalı mantarlar, mantarlar denince meraklılığında bu tabii şapkalı mantarla geliyor. Biz bunlar yiyebildiğimiz mantarlar. Burada şapkalı mantarlardan yiyebildiğimiz mantar cinsine ne diyorduk evladım benim? Ee, kültür mantarı hocam. Harikasın kültür mantarı gerçekten kültürlü bir e, insansın. Dolayısıyla kültür mantarını sadece yiyebiliyoruz biz şapkalı mantarlardan. Özellikle renkli renkli falan zehirli oluyor onlardan uzak durmamız gerekiyor ormanda, ormanda falan filan. Şu parazit mantarlar da insanın üzerinde hastalık yapıyorlar ve işte e, hastalık yaparak oradan e, beslenmeye e, çalışıyorlar. İşte ayakta işte pamukçuk diye bir hastalık var bebeklerde özellikle. Mesela mantarlarla oluşuyor ve benzeri. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Peki mikroskopik canlıları da söylediğim zaten bunlar bakteriler en önemli temsilcisi ve mikroskop altında gözlemleniyor. Ve bakterilerin de yararları da var bu arada. Zararlı bakteriler de var. Zararlı bakteriler de var. Hastalık yapan yararlı bakteriler de var. Aynı nasıl mantarlardan, mesela şapkalı mantarlardan, kültür mantarı yiyebiliyoruz, beslenebiliyoruz ama renkli mantarlar zehirli olabiliyor zehirli olduğu zaman hemen Allah korusun alo zehir e, zehirlenme hattı var aslında onu aramamız gerekiyor. Dolayısıyla mesela burada yararlı, zararlı e, bakteriler olduğu gibi yararlı, zararlı mantarlar da var burada. Mesela maya mantarları burada çok yararlı özellikle de var. Mesela yararlı mantarlardan bir tane en güzel örneğini vereyim sana yoğurt yoğurt yapan aslında yoğurdu üreten sütten yoğurdu üreten aslında bir bakteri ve bu bakteri sayesinde veya bağırsaklarımızda yaşayan K vitaminini yapan bakteriler sayesinde biz aslında K vitaminini alabiliyoruz. Geldik buraya hemen bitkilere. Bitkilere baktığımız zaman çiçekli ve çeksi bitkiler diye ikiye ayırıyoruz. Çiçekli bitkiler zaten çiçek var üstünde çeksi bitkiler de ot gibi hani Otumsu bitkiler, eğrelti otu, at kuyruğu, kibrit e, otu falan, e, işte karayosunu falan filan. Bunlar çeksiz bitkiler. Çekti bitkilerde böyle tohumları var. Ondan sonra işte e, bitki organ olarak aslında üreme organında olarak çiçek var. E, çiçek e, ardından neyi oluşturuyor? Tohum oluşturuyor, tohum meyveyi oluşturuyor. E, ve e, bu sayede aslında bitki çoğalmış oluyor çiçekli bitkilerde. Hayvanlara baktığımız zaman en genişi bu işte zaten omurgalı ve omurgasız hayvanlar. Omurgasız hayvanlar diyeceğim mesela kabuklular, işte ahtapot, ondan sonra işte midye falan filan. Tabii sadece deniz hayvanları değil mesela e, solucan falan bunlar hepsi omurgasız hayvanlar. Omurgalı hayvanlar diyecek kedi, köpek, e, ondan sonra işte e, yarasa, balina, e, balıklar, e, sürüngenler, aynı zamanda kuşlar. Aynı zamanda memeliler, insanlar da bu grubun içerisine giriyor. Aynı zamanda işte e, iki yaşamlılar yani kurbağalar dediğimiz kısımda burada e, karşımıza çıkıyor. Özellikle bak omurgalı hayvanların gruplarını çok iyi bilmem gerekiyor. Bir, balıklar. Balıkları çok iyi bileceğiz. Solungaç solunumu yaparlar. İki, e, yumurtlayarak çoğalırlar bu arada balıklarda. İki, sürüngenler. Pardon özür dilerim. E, kurbağalar diyelim. Kurbağalar veya iki yaşamlılar diyebiliyoruz buna aslında bunlar da deri solunumu çoğunlukla yaparlar deri ve akciğer solunumu yaparlar ve aynı zamanda yine yumurtlayarak çoğalırlar ee, aynı zamanda sonrasında sürüngenler geliyor sürüngenler sonrasında kuşlar geliyor sonrasında memeliler geliyor burada doğurarak çoğalan hangisi memeliler hocam harikasın Sadece doğurarak çoğalan memeliler yani yavrularını sütle besleyen, yani vücutları kılla kaplı olan memeliler. Memeliler doğurarak çoğalır. Mesela yarasa uçan memelidir, insan e, işte aynı zamanda e, normal kedi, köpek, at falan filan bunlar hepsi memeliler grubuna girer. Kuşlarda yumurtlayarak çoğalır ve yavru bakımı vardır. Bak bu ikisinde acayip güzel bir yavru bakımı var. Yavru bakımı var. Hatta kuşlar çocuklarına uçmayı öğretir, değil mi? yavru bakımını not alalım lütfen. Ama kuşrüngenlerde mesela e, yumurtlayarak çoğalırlar ve yavru bakımı yoktur. Kuşlar da yumurtlayarak çoğalır ama yavru bakımı vardır mesela. Kurbağalarda mesela yine aynı şekilde yavru bakımı yoktur. Yumurtlayarak çoğalır. E, balıklarda aynı şekilde yumurtlayarak çoğalır ama yavru bakımı yoktur. dolayısıyla bunlar yavrularını seviyorlar. Memelilerde doğurarak çoğalırlar. Doğurarak çoğalan tek ama tek memelilerdir diyoruz burada aklımıza kazıyalım. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde yazılımız başlasın. Startımızı verelim ve ama ondan öncesinde hemen şunu yapmak istiyorum. Lütfen ama lütfen yazılı notlarımızdan bunların hepsini tekrar edin arkadaşlar. Yazılı notlarımızda bunların hepsinin örneği var. İşte vücutları pullarla kaplı benim söyleyemediğim daha birçok örnekte burada var. Çünkü bütün detayları girmiyorum özetlerde biliyorsunuz. Aynı zamanda aynı zamanda size hemen ödevinizi vermek istiyorum. Bu arada şampiyon paketi olan arkadaşlarımız mutlaka mutlaka içindeki dinamo ve zoru bankalarından mutlaka çalışsınlar ve hemen size bir ödevinizi vermek istiyorum. 0'dan 5'e sayısal kitabımızdan 0'dan 5'e sayısal kitabımızdan hemen burada fen kısmını açın arkadaşlar. Fen kısmında Hemen size sayfalarını vermek istiyorum burada. Güneşin yapısı ve özellikleri. Sayfa 82'den başlayın lütfen. Canları tanıyalım, bitkiler, hayvanlar ve benzeri bunların hepsini bitirdik. Kuvvete kadar geldik. Sayfa 97'ye kadar yapın. Yapamadığınız soruları lütfen buradan çözün diyoruz. Ee, aynı zamanda çözülmene bakın diyoruz. Aynı zamanda taktikli, beş taktikli sayısal kitap olan arkadaşlarımız da... Hemen size söyleyeyim. F01 testinden başlayıp... F01 testinden başlayıp... F... 11 testine kadar gelebilirsiniz. F11 testine kadar yaparsanız yazılıya mükemmel hazırlanmış olursunuz. Dinamo Fen 5. sınıftan da hemen size göstermek istiyorum. Dinamo Fen'den de bakın burada ta kuvvete kadar geldiğimiz için buradaki yazılıya hazırlık kısımları. Bak dikkat et. Sayfa 54 ve 55'teki yazılıya hazırlık kısmı canlılar dünyası. Aynı zamanda aynı zamanda Hemen size diğer yazılı hazırlık kısmı güneş dünya var ile alakalı 28 ve 29'daki eğer testleri yapmadıysanız oraya yapın ama bir de yazılı hazırlık kısımları da bunları şu anda çalışabilirsiniz işte 28 29 ve 54 55'teki yazılı hazırlık kısımları lütfen Dinamo kitabımızdan yapın. Zoru Bankası tüm derslerden de Zoru Bankası tüm derslerden de hemen size söyleyeyim hangi teste kadar geleceğinizi F08'e kadar geleceksiniz. Pardon özür dilerim. F e, Evet, F08'e kadar geleceğiz. Yani F01'den, F01'den, F08'e kadar geleceğiz Zoru Bankası'ndan. Hadi bakalım o zaman e, dersimize başlayalım. Mükemmel bir şekilde yazılımıza başlayalım. Aşağıdaki ifadenin başındaki bu ifadelerin doğru ise e, D yazalım. yanlış ise Y olduğunu yazınız demiş. Bakalım yeni ay evresinde yani ayın tamamen karanlık olduğu evrede ayın dünyaya dönük yüzü güneş ışığını alamaz. Evet doğru ay zaten yansıtıyordu güneş ışını. Yansıtamadığı zaman yani dünyaya dönük yüzü güneş ışını alamadığı zaman yansıtacak bir ışık bulamıyor ve kap karanlık oluyor. O zaman bu ifademiz doğrudur diyebiliriz. Ay kendi ışını kendisi ürettiği için doğal ışık kaynağıdır. Yuh artık böyle bir şey yok. Ay hiçbir şekilde doğal ışık kaynağı değildir. Sadece güneşten aldığı ışığı yansıtır. Böyle bir şey olmaz. Bakalım hemen devam edelim birazcık daha böyle birazcık yaklaşalım bakalım. Yararlı mikroskobik canlılar kullanılarak sirke turşu gibi birçok besin üretebilir. Gerçekten de sirke mikroskobik canlılar tarafından üretilen üzüm suyunu mesela elma suyunu işte farklı farklı e, çeşitli meyveleri aslında sirkeye çevirebiliriz. Veya turşusunu yap mesela yapabiliriz birçok sebzenin meyvenin. Dolayısıyla bu da mesela bizim için besin üretebilen Mikroskobik canlılar, yararlı mikroskobik canlılar tarafından oluşan bir olay bu da doğru bir özellik. Omurgasız hayvanların vücutlarında kemikten ya da kıkırdaktan yapılı bir iç iskelet yoktur demiş omurgasız olduğu için evet gerçekten de kemikten kıkırdaktan yapılan bir omurga yok. Yani omurgasız. Ya omurgası yok. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Bu arada bu soruları yapmadan önce lütfen durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Benle beraber ondan sonra en doğrusunu yapın tabii ki. Kendiniz çözseniz, doğru çözseniz dahi mutlaka bir de benim çözümümü de dinleyin. Çünkü orada ekstradan bazı özetlerde veriyorum arada. Doğal olarak doğada yetişen şapkalı mantarların tamamı yenilebilir. Yok artık Lebron James böyle bir şey olabilir mi? Hepsini yersek perişan oluruz, zehirleniriz. Çünkü sadece ve sadece hangi mantar türünü yiyebiliyorduk evladım benim? Kültür mantarını yiyebiliriz hocam. Harikasın. Kültür mantarını o yüzden bu ifade tamamen yanlış. Sadece kültür, kültür mantarlarını yiyebiliriz. Güneş yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır demiş. Evet, yeryüzündeki yaşamımızın kaynağı güneştir. Bakın, otlar büyüyor güneş sayesinde. Sonrasında işte otu başka canlılar yiyor. Başka canlılar yaşayabiliyor. Bitkiler büyüyor. Ondan sonra meyve veriyor bize. Dolayısıyla gerçekten yeryüzündeki yaşamın asıl kaynağı güneştir diyoruz. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri tabloda verilen kavramlarla doldurunuz demiş. Bakalım. Şimdi burada bazı kavramlar var. Ve buradaki boşlukları dolduracağız biz. Ay'ın çok ince olan atmosferini büyük bir hızla geçerek yüzeye çarpan göktaşları nokta nokta oluşumları da olmuştur. İşte bunu hocalar çok sever gerçekten de. Yani bu Ay'ın Ay'ın üzerinde oluşan aslında e, böyle göktaşları çarpıp da böyle oluşan e, deliklere veya işte oluşan şekillere biz ne diyoruz evladım benim? krater adını veriyoruz. Bak bunu büyük harflerle yazmak istiyorum. Çünkü bu yazara soldur gerçekten. Dolayısıyla e, ne diyoruz? Ayın üzerindeki delikler aslında. Güneşin belli kısımlarında sıcaklığı daha düşük bölgeler... bulunmuştur diyelim buraya. Hemen düzeltelim. Tespit eden bölgeleri nokta nokta adı... E, verilmiştir diye düşünelim. Verilmiştir. Nedir acaba bu güneşin üzerinde bulunan... E, sıcaklığı daha düşük bölgeler... bizim gözümüzde... Güneş lekeleri olarak adlandırılır. Güneş lekeleri aslında Güneş'in üzerinde böyle birazcık da karartı gibi gözüküyor. Çünkü Güneş'in e, yüzey sıcaklığından daha düşük sıcaklığa sahip olduğundan dolayı. Bakalım. Ay'ın yüzeyinin Dünya'da D harfi gibi böyle D büyük D harfi gibi şekilde görüldüğü evre e, nokta nokta olarak adlanır. Bakın şunu unutmayalım. Tamamen karanlık yeni ay'dı. Şöyle D harfi bu tarafı karanlık bu D harfi e, farklı bir şeydi. Sonrasında hemen söyleyeceğim şunu da bu dolunaydı. Sonra bu da şöyleydi aslında. Bakın yeni ay yeni hemen şöyle yazalım. Yeni ay ilk dördün ...dolunay... ay son dördün bak son dördünde sol tarafa dönmüş bir D harfi gibi Burada ise ilk dördünde sağ tarafa dönmüş bir d harfi gibi. Yani normal d harfi bildiğin. Dolayısıyla ilk dördün evresi diyebiliriz. Evimizde açıkta kalan meyve ya da sebzelerin üzerinde bulunan nokta nokta besinlerin çürümesine neden olur. Bakalım hangisi? Tabii ki küf mantarları. Bak bu bu gerçekten de çok çok çıkan bir özellik. Yani küf mantarını karşımıza çok çıkartacaklar. Açıkta kalan neymiş bu küf mantarları, mantarları. Neden? Çünkü bunlar açıkta kalan besinleri çürütüyorlar ve aslında yaşamın gerçek döngüsüne katıyorlar. Yani kötü bir şey yapmıyorlar, merak etmeyin. Geldik. Yani genellikle nemli yerlerde ya da ağaç gövdelerinde yaşayan nokta nokta çiçekleri ve tohumları yoktur. Ee, bak, genellikle Nemli yerlerde ya da ağaç gövlerinde yaşayan çiçeksiz bitkiler, kibrit otları, kara bunlar aslında çi çiçeksiz bitkilerin e e çiçekleri, çiçeksiz bitkilerin çiçekleri ve tohumları yoktur bunların. Dolayısıyla bunlar mesela at kuyruğu, erel tohutu bunlar genellikle nemli yerlerde yaşarlar diyoruz. Vücudunda kıkırdak ya da kemikten yapılı bir iç iskeleti olan hayvanlar nokta nokta sınıfında yer alır. Bak... İç iskelet dediğimiz şey aslında bizim için en önemlisi omurgadır. Dolayısıyla omurgalı hayvanlardan bahsediyoruz. Omurgalı hayvanlar sınıfında yer alırlar diyoruz muhteşem bir şekilde. Aşağıda sırasıyla gerçekleşen olaylar numaralandırılarak verilmiştir. Bu tabloda verilen olaylarda hangi mantarların rol aldığını eşleştirme yapınız demiş bize. Şimdi mantarları bulmaya çalışacağız. Buraya dikkat edelim. Şimdi açıkta bırakılan limonun belirli bir süre sonra çürümesi. Çürümeyi hangi mantar türü yapıyor Bey? Küf mantar hocam. Harikasın. Küfleniyor hani küflenmek çürümek gibi değil ya. Dolayısıyla limonun çürümesi aslında küf mantarlarının mahareti. Hamurun mayalanarak ekmek yapılması mayalanarak adı üstünde maya mantarı bitti bu kadar. Hamurun mayalanması, ekmek yapılması, bütün poğaçalar, o lezzetli şeyler. Bunların hepsinin maya sayesinde çok şükür ki maya mantarları var diyoruz. Buradan çok kendilerine teşekkür ediyoruz. Bakalım kültür mantarlarının besin olarak kullanılması. Hangisiydi kültür mantarı? Tabii ki şapkalı mantarların içerisine giren özel bir gruptu. Sadece bunları yiyebiliyorduk. Diğerlerini yemiyorduk unutmayalım. Bebeklerde pamukçuk hastalığının görülmesi. Bak hastalık yapıyor. Ya ne parazit bir şeysin sen. Hastalık yapma bende. Dolayısıyla dört diyoruz. Kapağı açık unutulan peynirin bir süre sonra... Zaten küflenme daha ne diyorsun yani küflenme demiş. Küfleniyor peynir dolayısıyla küf mantarı. Saç kıran hastalığı hastalık bitti parazit bitti bu kadar. Saçkın hastalığına yakalan insanlarda görülen saç dökülmesi. İşte bu da mesela parazit mantarlarının mahareti diyoruz. Aşağıda verilen kavram haritasında boş bırakılan yerleri tamamlayız demiş. Canlılar nokta 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 mikroskobik canlılar. Diğeri neydi evladım benim? Mantarlar hocam. Harikasın. Buraya hemen mantarları yazıyoruz. Mantarları ayrı grup olarak yazıyoruz. Sonrasında bitkiler geliyor. Dolduruyoruz boşlukları. Sonrasında da hayvanlar geliyor. Dört ana grubumuz vardı. Sonra demiş ki mikroskopik canlılara örnek bakteri demiş. Tamam süper. En güzel örneği vermiştim ben bu arada. Mantarlara örnek ne verebiliriz evladım benim? Kültür mantarı hocam. Harikasın. Mesela kültür mantarı süper. Veya şapkalı mantar da diyebilirsin bu arada. Kültür mantarı. Mesela bitkilere örnek olarak ne verebilirsin evladım benim? Lale hocam. Harika, süper, lale, harikasın. Peki hayvanlara örnek olarak ne verebiliriz? Solucan hocam. Harika, harika, harika. Solucanı da ekledik buraya. Dolayısıyla tabii birçok şey verilebilir. Mesela burada amip, ondan sonra öglena, ondan sonra terlikse hayvan, terlikse hayvan. Ondan sonra kültür mantarı, işte, işte küf mantarı, ondan sonra işte... Parazit mantar, ondan sonra işte ee, şapkalı mantar zaten şu küf mantarı demek aslında kendisi. Aynı zamanda işte e, ...maya mantarları aşırı önemli, ekmek yapıyoruz ve benzeri... ...lale, mesela gül, ondan sonra soğan, ondan sonra işte eğrelti otu... ...bunu da yazalım bak, eğrelti otu da çiçeksiz bitkiler örnektir, eğrelti otu... karayosunu da çiçeksiz bitkidir, karayosunu da çiçeksiz bitkidir... E, ...bu çiçekli bitkidir mesela, lale... E, ...solucan, ondan sonra e, burada e, ne biliriz, balık diyebiliriz kuş diyebiliriz. Ondan sonra yılan diyebiliriz gibi bir sürü canlı da örnek olarak verilebilir. Hemen bir sorumuz daha var. Tabuda verilen canlı örnekleriyle kavram ağında boş bırakılan yerleri tamamlayınız demiş. Şimdi canlılar mikroskobik, mantar, bitki, hayvan. Tamam. Elma ağacı hangisine göre evladım Bitkiler Bitkileri hocam. Harikasın zaten bitkidir elma süper. Peki balık hangisine girer? Hayvanlara girer hocam. Harika, balıklar hayvanlar grubuna girer, omurgalı hayvanlar hatta. Amip, E tabii ki mikroskobik canlılar. Maya mantarları tabii ki mantarlar. Aynı zamanda 40 kır ayak e, baktığımız zaman 40 ayağa tabii ki ne diyeceğiz? Hayvanlar grubuna girer 40 ayakta. E, aynı zamanda e, bakıyoruz Öglena. Öglena'ya baktığımız zaman mikroskobik canlılara girer tabii ki. Aynı zamanda eğrelti otu bitkilere girer tabii ki. Kertenkele tabii ki hayvanlara girer diyoruz. Dolayısıyla e, bizim için ne yaptık? 3, 6 burada, 4 burada, 1, 7 burada, 2, 5, 8 bu şekilde gruplandırmış olduk. Aşağıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu karar verip ilgili ok yönünde ilerlediğinizde ulaştığınız çıkışı işaretini demiş. Üçgen mi, yıldız mı, yuvarlak mı, kalp mi? Hadi bakalım de beraber yapalım. Dünyanın neresinden bakarsak bakalım ayın hep aynı yüzü görürüz doğru mu evladım benim doğru hocam harikasın doğru buradan ilerliyoruz çünkü bunun sebebi neydi aslında ay Dünya etrafında dolanma hareketinin süresiyle dolanma süresiyle ayın Dünya etrafında dolanma süresiyle ayın kendi ekseni etrafındaki dönme süresinin eşit olmasıydı İkisi de e, yaklaşık 29 günde olduğundan dolayı aslında hep aynı yüzünü görüyoruz. Doğru devam ediyoruz. Güne, rüzgar yağış gibi hava olayları ayda görülür. Şimdi ayda atmosfer yok kabul ediyorduk. O kadar inceydik ki yok kabul ediyorduk. Dolayısıyla hava olayları görülmez. Görülmez görülür dediyse yanlış söylüyor. O zaman cevabımız bu. Ama görülmez çünkü Görülseydi ta 1969'a gitmiş ayak, ayak basmış ilk insan olan Neil Armstrong'un ayak izi hala durmazdı. O rüzgar eserdi geçerdi giderdi yok olurdu to, ayak izi toz tabakası sonuçta. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Bunu da bir kontrol edelim. Güneşten çok daha büyük parlak yıldızlar da vardır. Evet doğru güneş aslında orta büyüklükte bir yıldızdır. Ve aslında e, ömrünün ortası ve sonuna doğru da bir yıldızdır. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü yıldızlar da e, aynı insanlar gibi doğar, yaşar ve ölürler. Onu da unutmayın. Aşağıdaki soruları tabloda verilen canları kullanarak yanıtlayız demiş. Bak leylek, ciğer otu, e, karınca, kertenkele, fasulye, hamsi, limon ve örümcek. Tamam bakalım. Hangi canlılar omurgalı hayvanlar sınıfında yer alır? Şimdi omurgalı hayvanlar deyince bak burası çok önemli o yüzden söylemek istiyorum. Aklımıza omurgalı hayvanlarını deyince şurayı yazmak istiyorum. Çünkü çok çok önemli. Omurgalı hayvanlar deyince aklımıza lütfen o lütfen. Balıklar balıklar aynı zamanda e, kurbağalar kurbağalar aynı zamanda e, sürüngenler bak sudan artık ne diyorum Sürüngenler sudan karaya doğru geçiyor. Bak su su ve karada derelerde falan yaşıyorlar. Sonra karada yaşamıyor. Vücutları pullarla kaplı. E, aynı zamanda Ondan sonra kuşlar vücutları tüylerle kaplı ve memeliler vücutları kıllarla kaplı. Bak karaya uyum saldı artık. Tamam. Omurgalı hayvanlar sınıfı Leylek bir kere omurgalı hayvanlardır. Çünkü kuşlar vardır burada. O zaman bir. Ee, karınca omurgasızdır. Kusura bakma böceklerin hepsi omurgasızdır. Kertenkele omurgalıdır. Sürüngenler içerisine girer. Dört. E fasulye değil hamsi balıktır o zaman bu da omurgalıların içine giriyor. Limon örümcek de omurgasıdır böceklerin hepsi bak bu bir böcük değil mi evladım benim? Bu da bir böcük dolayısıyla böcüklerin hepsi neye girermiş evladım benim? Omurgasızlar grubuna giriyoruz. Harikasın omurgasız hayvanlara giriyor. Hangi canlılar omurgasız hayvanlar grubunda? O zaman hemen sekiz ve üç buraya tak diye yazdık e, o zaman cevabımızı. Hangi ana çiçekli bitkiler sınıfına yıldır? Çiçekli bitkiler deyince hemen aklımıza meyvesi olan, tohumu olan, e, hani böyle yediğin zaman çekirdeği çıkar ya nedir limondur tabii ki. Yedi zaman çekirdek aslında tohumdur aslında bizim bizim bildiğimiz meyvesi olan işte bak limondur bir meyvedir aslında. Dolayısıyla bunların her birisi çiçekli bitkiler. Fasulye mesela bak tohumları var böyle içine açınca böyle pıt 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 düşüyor değil mi? İşte bunlar mesela bizim için nedir? çiçekli bitkiler sınıfında yer alır. Beş ve yedi. Çiçeksiz bitkilerse ciğer otu, at kuyruğu, işte kibrit otu, ee ondan sonra karayosunu, eğrelti otu gibi bitkilerdir diyoruz. O zaman bu şekilde çalışmamızı tamamlamış olduk. Tabloda verilen özelliklerin hangi gök cismine ait olduğunu işaretleyiniz demiş. Isı ve ışık kaynağı olması, yüzeyinde toz tabakasının bulunması. Bakalım şimdi. Isı ve ışık kaynağı olan hangisi evladım? Ay mı güneş mi? Güneş hocam harikasının güneşi işaretlemiş olduk. Çünkü ay asla ve asla ışık kaynağı değildir. Unutmayalım. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Devam edelim. Yüzeyinde toz tabakasının bulunması. Ya burası yanıyor. Yüzeyine yaklaşmamız bile mümkün değil. Biz oraya gittiğimiz için görebiliyoruz. Ayın üzerinde ayak bastığımız için toz tabakası olduğunu görebiliyoruz. Ayın üzerinde incecik bir toz tabakası vardır. Unutmayalım. Doğal uydu olması Ay dünyanın doğal uydusudur. O yüzden bunu işaretliyoruz. Güneş uydu falan değildir. Güneş bir yıldızdır. Şeklinin küreye benzemesi, ikisi de küreye benziyor. Dolayısıyla gök cisimleri zaten genellikle küreye benzerler. Yaşam kaynağı olması tabii ki güneş yaşam kaynağıdır. Ay ısı ve ışık kaynağı değildir. Sadece yansıtır. Unutmayalım bunu da. Güneş, Dünya ve Ay modelinde kullanılan malzemeler aşağıdaki gibidir demiş. Buna göre bu malzemelerin hangi gök cisimlerini temsil ettiklerini yazılırmış. Basketbol topu, pimpon topu, mercimek. İngilizce böyle küçücük bir şey. Pimpon topu da birazcık daha büyük. Evet süpersin. Şimdi hangisi güneş dünyayı diyelim? Hangisi de en büyüktür sence? Güneş dünyayı hangisi en büyüktür? Ee, güneş hocam. Harikasın. Güneşi o zaman basket topunun yerine yazalım. En küçüğü hangisi güneş dünyaydan? Ay hocam. Harikasın. Ay da mercimek tanesine yazıyoruz. Pimpon topu da o zaman dünya oluyor bu sıralamada. Unutmayalım. En büyük güneş, en küçük aydır bu üçlüde Güneş ve ayın dünyadan bakıldığında hemen hemen aynı büyüklükte görülmesinin sebebi nedir demiş. Şimdi normalde aslında bu kadar dünyanın e, aslında büyüklüğüyle güneşin büyüklüğünü karşılaştığımız zaman... ...güneşin içine bir milyon tane dünya sığabiliyor. O kadar büyük ki. O kadar büyük ki. Ama neden minnacık pıtırcık ayla aynı büyüklükte gözüküyor dünyadan baktığımız zaman biz insanlar dünyadan böyle üzerinden baktığımız zaman güneşi de aynı büyüklükte görüyoruz. Çünkü sebebi dünya ile güneş arasında yaklaşık 150 milyon kilometreye yakın bir uzaklık varken burada sadece 384 bin kilometreye yaklaşık bir uzak. Yani bu çok yakın, bu çok uzak uzaktaki cisimler mi daha büyük gözükür yakındaki cisimler mi daha büyük gözükür yakındaki hocam harikasın yakındaki dolayısıyla bak şu anda kamerada bu e, kalemi görüyorsun şu anda kalem ne kadar büyük oldu görüyor musun çünkü yakında ay işte bu kadar yakında olduğu için güneş de bu kadar uzakta olduğu için aslında ikisi de sanki aynı boyuttaymış gibi gözüküyor yani şöyle düşün ay bu küçük ve pıtırcık kalem diyelim. E, ee, güneş de bu. Bak ikisi de aynı büyüklükte gözükecek. Şimdi sana göstereceğim. Bak şöyle ikisi de aynı büyüklükte gözükecek. Ee, bak görüyor musun? İkisi de aslında şöyle birazcık yaklaştırayım bunları. Evet. Bak ikisi de aynı büyüklükte gözüküyor. Aynı boyda gözüküyor. Ama bu uzakta bu yakında olduğu için böyle gözüküyor. Halbuki görüyorsun boyutları arasındaki fark gerçekten çok fazla. O zaman ne diyoruz? Sebebi nedir? Güneş e, dünyaya daha uzak dünyaya daha uzak ama e, ay daha yakındır diyoruz. E, bu da sebebidir diyoruz. Ayın evreleriyle ilgili hazırlanan bulmacayı tamamlayız demiş. Ayın evreleri çalışmamız. Ha, hemen bakalım. Şimdi bir kere ayın evrelerinde yeni ay vardı. Böyle tam karanlıktı. Ondan sonra ilk dördün vardı. Böyle D harfini görüyorduk. Diğer taraf karanlıktı. Sonra dolunay vardı. Tamamen aydınlıktı. Sonra e, son dördün vardı. Bu sefer de böyle bir görüyorduk. Sonra bu tarafı da karanlıktı. Şimdi... Ayın ilk dördün evresinden Dolunay evresine geçerken görülen ara evrede demiş. İlk dördünden Dolunay'a geçerken görülen evre tabii ki şişkin aydır. Bak buradan daha bak şişmeye başladı artık top gibi olacak. Bak burada böyleydi sonra şişti şişti sonra böyle oldu. Yani şişkin bir ay böyle gözükecek aslında. Şöyle gözükecek şurada sadece bir karanlık olacak şişkin ay evresi diyoruz. O zaman birine diyorum Şişkin, şişkin ay. Hemen buraya yazıyorum. Şişkin ay. Tamam bunu yazmış olduk. Süper. Sonra ayın aydınlık D harfi gibi, ah burası, yarım daire biçimde görülür. Bak burada yarım daire. O zaman ilk dördün sağdan sola, soldan sağa özür dilerim. İlk dördün. Sonrasında, hemen bakalım ayın dünyaya bakan yüzünün tamamen aydınlandığı bir evredir. Yani burası dolunay. Dolunay. Kurt adamlar da bu zaman ortaya çıkarlar. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi geldik dördün, beşinci, dördüncüye geldik pardon. Ayın dünyaya bakan yüzünün ışık almadığı evredesidir. Dolayısıyla ay ışık almıyorsa yeni ay. Yani hiçbir şey gözükmüyor. Aydan gelen bize hiçbir yansıma olmuyor. Ve sonrasında dünyanın bakıldığında ay C harfi gibi gözüküyor. Hilal evresinden bahsediyoruz C harfi. Dolayısıyla muhteşem bir şekilde çalışmamızı tamamladık. Unutmayın yazı notlarınızdan lütfen çalışın ki bütün dersleri de içerecek şekilde harika notlar alırsınız. Her zaman yanınızda bulunsun bunlar. Ve hadi bakalım o zaman herkesten yazıldığa yüz almasını bekliyorum. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Sağ olun hocam teşekkürler görüşürüz.